Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını sizlerle birlikte çözeceğiz. Bu yazımızın pdf'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yazılımızı açıklama kısmından indirerek öncelikle kendiniz çözüp sonrasında buradan takip ederseniz yazılarınızdan yüksek not alabilirsiniz. Haydi gençler şimdi hep birlikte yazılı sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet sevgili öğrencilerimiz Genellikle Türkçe dersi birinci dönem, birinci yazılı soruları klasik bir biçimde hazırlanmaktadır. Bu yüzden de sizlerle klasik bir yazılı paylaşmayı düşünüyorum. Evet, ilk olarak karşımıza bir metin çıkıyor. Öncelikle bu metini hızlı bir şekilde okuyalım. Metnimizin ismi kendini geliştirmek. Küçük bir kasabanın ana caddesinde iki tatlıcı vardı. Bir gün onlardan bir tanesi... Kasabanın yaşlı gün görmüş adamını ziyaret ederek tatlı dükkanını kapayıp başka bir kasabaya taşınacağını söyledi. Dükkanı niye kapatıyorsun dedi gün görmüş adam. Benim rakibim çok iş yapıyor dedi bezgin tatlıcı. Kasabadakilerin çoğu onun dükkanından alışveriş yapıyorlar. Kasabada insanların hep onun dükkanına gittiklerini nereden biliyorsun? Gayet kolay. Dükkanımın kapısından baktığımda onun dükkanına giren ve elleri dolu olarak çıkan herkesi görüyorum. Senin bütün sıkıntın da işte bu cevabını verdi gün görmüş adam. Ve sözlerine şu uyarıyı ekledi. Eğer onun dükkanını gözetlemek için harcadığın zamanı kendi iş yerini geliştirmek için kullansaydın sen de başarılı olurdun. Evet metnimizi okuduktan sonra metnimize ilişkin soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdaki metinde tatlıcı niçin dükkanını kapatma kararı alıyor diye sormuş. Cevabımız burada. Çünkü Bezgin Tatlıcı rakibinin çok iyi iş yaptığını düşünüyor ve kasabadakilerin çoğunu onun dükkanından değil de rakibinden alışveriş yaptığını gördüğü için. Evet, öyleyse geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle. yaşlı gün görmüş adam tatlıcının başarısızlığını neye bağlıyor diye sormuş bizlere sevgili çocuklar. Evet metnimizin içinde zaten cevabımız gizli. Zamanının çoğunu rakibinin dükkanını gözetleyerek geçirmesine ve kendi iş yerini geliştirmek için zaman harcamayıp bütün vaktini rakibiyle uğraşmakla harcadığı için diyebiliriz. Bu sorunun cevabı için. Öyleyse üçüncü soruya geçebiliriz. Evet klasik bir sorumuz bu. Yukarıdaki metinde vermek istediği mesaj yani ana fikir soruyor bize sevgili gençler. Ana fikir dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şu olacak. Ben bu metinden ne ders çıkarttım? Ne öğrendim? sorusunu kendimize soracağız. Zaten bu metinde de olduğu gibi çoğu metinde de genellikle son cümlede, paragrafın son cümlelerinde ana fikir gizlidir sevgili gençler. Buradan da şu ana fikri çıkarabiliriz. Başarılı olmak istiyorsak kendimizi geliştirmeli, zamanımızı başkalarına özenerek değil kendimiz için kendimizi geliştirmek için harcamalıyız diyebiliriz sevgili gençler. Evet metne dayalı son sorumuz dördüncü sorumuz şöyle metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir bu sözcükleri bularak noktalı yerlere yazınız demiş. Evet anlamı birçok hayat deneyimi bulunan kimse demiş. Evet bunu metinden hatırlayacaksınız. Evet ne vardı burada bakın gün görmüş kelimesini buradan bulabiliriz. Evet bakın zaten burada da bize R ve Ş harfleri ipucu vermişti. Gelelim ikinci kelimemize. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse diye sormuş. İ harfi de ipucu. Metnimize baktığımızda rakip kelimesini görüyor olmamız gerekiyor. Evet, burada bir rakip kelimesini görüyoruz. Öyleyse geçelim üçüncü kelimeye. Anlamı şöyle. Birine veya bir şeye gizlice bakmak, dikizlemek G harfiyle başlıyor. Evet bu bezgin tatlıcının sürekli yaptığı bir şey gözetlemek olması gerekiyor. Bu kelimenin evet buradan da gördüğünüz gibi bu kelimeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet gördüğünüz gibi metine dayalı sorularımızı birlikte bitirdik. Öyleyse geçelim 5. sorumuza. Beşinci sorumuzda şöyle sevgili gençler, bugün dünyalar kadar işim var seninle uğraşamam. Onu o kadar çok özledim ki, kadın ağzını o kadar açtı ki o ağzın içine ben bile sığabilirim. O kadar derin uyuyor ki top patlasa uyanmaz. Gördüğünüz gibi dört tane cümle var karşımızda ve bize şu soruyu soruyor: Aşağıdaki cümlelerde abartı mı yoksa? Duygumu belirttiğini yazınız demiş. Evet bugün dünyalar kadar işim var seninle uğraşamam dediğim zaman e, buradaki dünyalar kadar iş ifadesi abartma öyleyse şuraya bir A yazalım. Onu o kadar çok özledim ki sevgi belirtiyor bir duygu yani kadın ağzını o kadar çok açtı ki ağzına sığabilirim. Evet çocuklar biz ağzımızı ne kadar çok açarsak açalım. Ağzımıza hiç kimse sığamaz. kadar dir uyuyor ki top patlasa uyanmaz. Burada da bir abartma var. Çünkü ne kadar çok derin uyuyorsak uyalım, başımızda top patlasa ne yaparız? Kesinlikle ve kesinlikle uyanırız. Abartma cümlelerini şöyle düşünmeniz gerekiyor. Eğer olması mümkün olmayacak bir durum anlatılıyorsa burada kesinlikle bir abartma var diyebiliriz. Evet, öyleyse geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda kelimelerin eş anlamlıları ve kelimelerin zıt yani karşıt anlamları bulmamız istenmiş. Hemen yapalım. Çok kolay kelimeler gördüğünüz gibi. Kırmızının eş anlamlısı al, ki düşünce. Evet, ben de bir taraftan yazıyorum. Okulun ki mektep sevgili gençler. Eminim hepiniz bunu rahat bir şekilde yapmışsınızdır. Cevabın ki yanıt belki bunu bilmiyor olabilirsiniz. Yararın ki fayda. Böyle bilmediğiniz kelimeleri cümle içinde düşündüğünüz zaman cevabı çok daha rahat bulacaksınız. Cümleye odaklanın. Cümlenin bağlamında kelimenin anlamını çıkartabilirsiniz. Gelelim şimdi kelimelerin zıt anlamlarını bulmaya. Gece kelimesinin zıttı tabii ki gündüz. Öyle değil mi? Islak kelimesinin ki kuru sevgili gençler. Cömert kelimesinin zıt anlamı cimri. Arka kelimesinin zıt anlamı ön. Akıllı kelimesinin zıt anlamı deli. Bakın akılsız değil. Çünkü akılsız zıttı değil olumsuzdur. Lütfen buna da dikkat edelim. Zıt anlam bambaşka bir şeydir olumsuz anlam bambaşka bir şeydir. O yüzden lütfen bu zıt anlamlıları bulurken bunu da aklınızın bir köşesinden çıkarmayalım. Öyleyse geçtik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz şöyle diyor. Aşağıdaki kelimelerin örnekteki gibi kökünü bulup kök çeşidini yazınız diyor. Evet örneğe bakıyoruz. Kitaplık kelime, kökü kitap, isim kökümü, fiil kökümü buna bakmam gerekiyor. Bunun içinde çok kolay bir yöntem var. Mekmak getireceğim. Kitap mak oluyor mu? Olmuyor. Öyleyse bu isimdir diyebiliriz. Evet gelelim örnekten sonra sorularımıza. Balıkçı kelimesinin kökü arkadaşlar balıktır. Bunu muhakkak derslerde sık sık öğretmenleriniz söylemiştir. Balık kelimesinin kökü bal değildir. Çünkü balla balık arasında bir anlam ilişkisi yoktur. O yüzden kökümüzün balık olduğunu tekrar tekrar hatırlatalım. Kökümüzün türü balıkmak olmadığına göre isim kökü. Buraya i yazıyorum kısaca. Sevgi kelimesinin kökü sevmek diyorum. Mek getirebildiğime göre bu fiil kökü. Türkçemiz kelimesinin kökü bakın çocuklar. Türkçedir. Hayır. Kelimemizin kökü Türktür. Burada Ç eki vardır. Türkten Türkçe olmuştur. Sonra da Türkçemiz olmuştur. Yani bu kelime iki tane ek almıştır. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Çünkü kök demek anlamlı en küçük parça demektir. Burada da anlamlı en küçük parçamız Türk kelimesidir. Lütfen buna dikkat, bu tuzaklara düşmeyelim. Öyleyse Türkmek olmadığına göre bu isimdir. Bilgisiz kelimesinin kökünde de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı Türkçemizde olduğu gibi burada da birden çok ek vardır. Bilmekten bilgi, bilgiden bilgisiz olmuştur sevgili gençler. Yani bu kelimemizin kökü bilmektir. Mekmak getirebildiğime göre bu da fiil köküdür. Lütfen ek ve köklere ayırırken anlamlı en küçük parçayı bulmaya dikkat edelim. Ama kelimenin son haliyle bütünü arasında yani kökü arasında da bir ilişki olması gerektiğini unutmayalım. Mektuplaşırız kelimesinin kökü. Emin hepiniz bunu bulmuşsunuzdur. Kelimemizin kökü mektuptur sevgili gençler. Mektupmak olmadığı için de bu bir isimdir. Lütfen bunu unutmayalım. Öyleyse gelelim 8. sorumuza. Kısa bir metinle karşılaşıyoruz. Sorumuz da şöyle söylüyor. Bu olay metninden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız diyor. Evet, metnimizi bir okuyalım. Bir yaz günüydü. Bahçesinde kendi elleriyle yetiştirdiği güllerden koparan Defne, evinin yolunu tuttu. Babası geleceği için çok heyecanlıydı. Mutfağa geçti. Evet, nerede geçiyor bu? Bahçesinde geçiyor. Kimin bahçesinde? Defne'nin bahçesinde geçiyor. O zaman şuraya Defne'nin bahçesi yazalım. Evet. Nini ayırmayı da unutmayalım. Ne zaman sorusunu sormuş gençler? Çok bariz. Hemen görüyoruz. Bir yaz günü ifadesi. Öyle değil mi? Hemen bu ne zaman? Niçin diye sormuş. Niçin? Babası geleceği için. Yani niçin çok heyecanlıydı? Babası geleceği için. Kim sorumuzun cevabı da tabii ki defne olacak sevgili öğrencilerimiz. Evet hepinizin bu soruyu rahatlıkla anladığını düşünüyorum. Öyleyse dokuzuncu sorumuza geçebiliriz. Dokuzuncu sorumuzda şöyle sevgili gençler. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde yakmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor mecaz anlamın tanımını yapmış. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşacak. Bakalım. Ayrılık yüreğimi yapmıştı. Evet, kesinlikle bu mecaz. Hemen tik koyuyorum. Çünkü tutup gerçekten ben yüreğimi, kalbimi yakmadım. Çoban üçüncü ateş yaktı. Evet, çoban ateş yakabilir. Bu gerçek. Annem yemeğin dibini yakmış. Yani yemeği ocakta unutmuş. Öyleyse bu da gerçek. Eğer ben senin ciğerinsem beni yakma diyor. Burada gerçekten beni yakma yani beni ateşe atma anlamı var. Burada tutup da işte kibritle yakmaktan bahsetmiyor sevgili gençler. Soba dokununca elini yakmış. Burada da elinin ateşe değmesi anlamı var. Bu da arkadaşlar gerçek anlamıdır. Yani burada birinci cümle ve dördüncü cümle mecaz anlamında kullanılmıştır. Öyleyse 10. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulamaz diye soruyor. Şimdi bakalım. Çantamı nerede unuttum bilmiyorum. Evet nokta. Buraya ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Bakın burada bir soru işareti. Ne zaman geleceklerini bana sordu nokta. Ne kadar güzel parlak saçlarım var nokta. Öyleyse Gördüğünüz gibi cevabı kolaylıkla bulmuş oldu. Evet geçelim 11. sorumuza. Klasik bir sınav sorusu. Deyim eşleştireceğiz çocuklar. Çok telaşlanmak, belli etmemeye çalışarak dinlemek, işitilmeyecek kadar alçak sesle söylemek, çok sevinmek, kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak, aynı şeyi dinlemekten usanmak. Evet anlamları verilmiş. Şimdi deyimlere bakalım. Etekleri zil çalmak. Eminim hepiniz bunun cevabını vermişsinizdir. Çok sık karşılaştığımız bir deyim. Yani çok sevinmek. Etekleri tutuşmaksa biraz bu deyimle karıştırır bazı arkadaşlarınız. Ama etekleri tutuşmak demek çok telaşlanmak demek sevgili çocuklarımız. Karnından konuşmak demek yani konuşması başkası tarafından duyulamayacak kadar alçak sesle olan kişiler için söylenir. Yani bunu da bulmuş oldum. Kulak kabartmak demek bizim dinlemeye çalışmamızdan bahsediyor ama bunu yaparken de çaktırmamaya çalışarak dinlemekten bahsediyor. O zaman bu D. Kulakla ilgili çok fazla deyim var çocuklar Türkçe'de. bunların lütfen anlam farklarını iyi öğrenmeye çalışın. Devam edelim. Kandırmak, yanıtmak, gösterişle aldatmak. Bu tabii ki göz boyamak, F olacak. Aynı şey dinlemekten usanmak, kulakları dolmak. Yani o kadar çok dinlemiş ki kulakları dolmuş cevabımız olması gerekiyor. Evet 11. soru. 11. sorumuzu da tamamladık. Öyleyse 12. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerdeki söz sanatlarını bulunuz. Bakın burada ipucu da vermiş zaten. Yani bir nevi eşleştirme sorusu aslında. Arı gibi çalışkan öğrenciler sınavı kazandı. Öğrenciler arı gibi çalışkanmış. Yani benzetme. B yazalım. O kadar çok bağırdı ki boğazları yırtıldı. Burada ne, ne yaparsak yapalım bağırmaktan boğazımız yırtılmaz. Öyleyse abartma. Gece gündüz seni söylüyorum, ge düşünüyorum. Gece ve gündüz tezat anlamlıdır. Öyleyse burada tezat sanatı var. Minik karınca düşünceli düşünceli etrafına bakındı. Düşünmek insana ait bir özelliktir sevgili çocuklar. O yüzden bu kişileştirme olacak. Bunu lütfen unutmayalım. Eğer burada karınca şöyle deseydi minik karınca düşünceli düşünceli benimle konuştu, duygularını anlattı gibi ve bunu cümlelerine yer verseydi o zaman bu konuşturma olurdu ama bu kişileştirme yani karıncaya insan özelliği vermiş olduk. Evet, öyleyse 13. sorumuz ve 13. sorumuzda son sorumuz sevgili öğrencilerimiz. 13. sorumuzda şöyle diyor. Aşağıda verilen kelimelerin eklerini bulup örnekteki gibi eklerin türüne göre tablo üzerinde gösteriniz. Dikkatli bir şekilde yapalım sevgili öğrencilerimiz. Örneği okuyalım öncelikle. Oduncu. Oduncu kelimesinin anlamlı en küçük parçası odun. Eki öyleyse bunu yeşil bir kalemle göstereyim. Ekini şöyle bakın. Oduncu gördüğümüz gibi. Oduncu odundan oduncu yapmış. Yani bir anlam değişikliği var. Odunla oduncu aynı anlamda değiller. Anlam değişikliği varsa ve tür değişikliği varsa yapım O yüzden biz buna yapım eki diyoruz. Şimdi gelelim diğer kelimeye. Kelimemin kökü defter sevgili gençler. Bakın kelimemin kökü defter defterim. Öyleyse ekim im. Tamam mı sevgili gençler? Şimdi defter kime ait? Bakın benim defterim. Benim defterim. Defterin kime ait olduğunu bildiren eklere biz iyilik eki diyoruz. Benim defterim, senin defterin, onun defteri, bizim defterimiz, sizin defteriniz, onların defterleri öyleyse bu iyilik ekidir. Geçelim diğer kelimemize, kelimemize. Kelimemizin kökü kelebek. Bakın anlamlı en küçük parçası kelebek. Ekimiz ler. Kelebekler. Bir tane kelebekten bahsetmiyorum. Birden çok o kelimekten bahsediyorum. Öyleyse çoğul eki çokluk ekidir. Kelimemiz kapıda sevgili gençler. Kapıda kelimesinin kökü kapı. Ekimiz de öyleyse da sevgili gençler. Kapı da, d da eki bu karşımızdaki. Kapıda bulunmaktan bahsediyor kapıda seni bekliyorum. Yani kapıda bulunuyorum. Bu hal ekidir. Bulunma hal ekidir. Bunu da tamamladık. Gelelim diğerine. Berbere kelimesinin kökü berber. Öyleyse eki e. Evet gençler. Bu da bir hal ekidir. Berbere gittim. Yani berbere doğru yöneldim. Bu da yönelme hal ekidir. Biliyorsunuz Türkçe'de ismin hallerinden beş tanesini, beş tane ekimiz var. Bunların hepsini bu sene zaten gördüğünüz yalın hali, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma ya da çıkma hallerini öğrenmiş olmanız gerekiyor. Gelelim son kelimemiz. Kelimemizin kökü bakın bilmek, bilmek, fiil. Yeni oluşturduğum kelime bilim. Bakın burada tamamen bir tür değişikliği var. Bilmek fiildi, bilim isim. Tür değişikliği varsa o kesinlikle ve kesinlikle nedir? Yapım ekidir. Evet sevgili gençler yazılımız burada sonlandı. Umarım Yazılımızı güzel bir şekilde takip edersiniz, eksiklerinizi tespit edersiniz ve yazılımızdan istediğiniz yüksek notları alabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda başarılar.